Kesin. Nihal seninle başlayalım istersen. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun açılmayan bir kapı var, ziyareti var, yaptığı açıklamalar ve sonrasında iktidar kanadından çok sert tepkiler. Sen nasıl değerlendiriyorsun? Doğru yaptı mı Sayın Kılıçdaroğlu? Ya şimdi sabah gerçekten randevu Saatin sabah içindir. istenmişse, İyi hatırlattın. randevu gerçekten sabah istenmiş, öğlene kadar verilmedi diye gidilmişse orada bir usul hatası var gerçekten. Ama hani bu baskın olarak nitelendirilir mi? Bence nitelendirilmez. Yani devlet yani randevu vermemişsin, almamışsın. O da kapısının önünde açıklamasını yapıyor. Burada hani ne baskın var ne protesto var. Gerçek şu ki TÜİK ile ilgili bir güvensizlik algısı oluştu. Bunu AK Partililerde de var bu algı. Yani TÜİK'in ilan ettiği enflasyon rakamlarına inanan çok az insan var. Hatta Metropol, AK Özer Partililer de Sencer. inanmıyor mu diyorsun? Evet, Özer Sencer'in yayınladığı bir anket var. Tüketici gıda enflasyonunun yıl içinde yüzde kaç arttığını düşünüyor geçen yıla oranla. Soru bu. Ve orada AK Parti seçmeni CHP seçmeninden bile çok fazla sayıda aslında %100 arttığını düşünüyoruz cevabını veriyorlar. Yani CHP seçmeninden 2 puan falan yukarıda çıkıyor AK Parti seçmeninin. Hayır bu yıl %100 arttı diyen. TÜİK'in açıkladığı rakam kaç? Yani %20'ler de o da daha yeni %20'ler, 21'ler oldu. Yani insanlar yani tüketici, halk şekilde alışveriş yapan, tenceresi kaynasın diye pazardan alışveriş yapan, marketten alışveriş yapan insanlar gıda fiyatlarının ne hale geldiğini görüyor. Şimdi bu şey ayrı bir şey. O tercihini değiştirir ya da değiştirmez. Hani hala Erdoğan'a inanıp güvenmesi ayrı bir şey ama TÜİK'in ilan ettiği rakamlara kimse inanmıyor. Bu da Türkiye İstatistik Kurumu gibi gerçekten hani dünya bir yana inandırıcılık ve güvenilirlik anlamında Türkiye İstatistik Kurumu bir yanadır, değil mi? Böyle bir şey oluşmuştur. Böyle bir ismiyle hani güvence veren bir kurumdur. Ama bunun yerinde yerler esiyor maalesef. O anlamda CHP'nin veya İYİ Parti'nin veya muhalefetin TÜİK'in halkta zaten çoktan oluşmuş olan o güvensizlik algısının üzerine gitmesi siyasetçi olarak yani siyaset yapan kişiler bunlar gayet normal. Yani bu yani sence başarılı mı kendi açısından ama baskın bakıldığında? işte veya sabah alan şeyi sabah alamadım randevuyu öğlen geldim konusu usule ters olmuş. Mesela TOBA'da gitmişti. Niye? Niye usule ters? Yani TOBA'da mesela randevu kabul edilmişti. Randevu verilmişti Kılıçdaroğlu. Ne bakımdan süre usule çok ters? kısa. Yani süre çok kısa. Koskoca ana muhalefet liderine yani bir saatte cevap TÜİK'te verir mi? verseymiş denilebilir Evet. tabii ki canım yani o anlamda değil. Ama peki Pardon, Süleyman böldüm Soylu ama. ve Fuat Oktay'ın açıklamalarını nasıl değerlendiriyorsun? Ya baskın değil diyerek Soylu'nun cevabına, Soylu'nun ifadesine cevap verdim zaten. Bence baskın değil. Biraz daha bekleseydi biraz daha uygun olurdu. Eli güçlenirdi. Yani çünkü sabah istedim öğlen vermedim. O anlamda yani işte baskın şeklinde yapılan yorumlara karşı elinin daha güçlü olması için bir iki gün beklemesi daha uygun olurdu. TÜİK çünkü bunu yeni yapmıyor. Yani TÜİK ile ilgili bu algı da yeni oluşmuş değil. Bir yıldır iki yıldır neredeyse enflasyon hani Ebru daha iyi açıklar az sonra enflasyonu tespit için kullandığı metot artık yani önce ekonomi uzmanlarının ekonomi programlarında gayet dalga geçtiği ve şüpheli bulduklarını söyledikleri bir metottu. O sepete dahil ettikleri ürünlerin sıra dışılığı herkesin dikkatini çekiyordu zaten. Ama daha sonra bu peyderpey halka da indi. Dediğim gibi insanlar gıda fiyatlarındaki artışın özellikle diyeyim gıda fiyatı buna tekstil de dahil edebiliriz. Buna spor ayakkabısını da dahil edebiliriz. Okullar başladı. İnsanlar spor ayakkabısı almaya gittiler çocuklarına. Gördüler gerçekleri. Bebek bezini dahil edebiliriz. Evet, her şey yani her şey de var ve millet bunu görüyor. Bir de ilan edilen rakama bakıyor aynı şey değil. Bu algıyı derinleştirmek ve bunun üzerinden tabii ki politik diskur oluşturmak istedi CHP. Bu da onun hakkı değil.